Ben Doktor Burak Vardar, Ahu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Bugün size hastalarımızın bize sıklıkla başvurduğu konulardan birisi olan boyun, sırt, omuz ve göğüs bölgesindeki ağrılardan bahsetmek istiyorum. En sıklıkla karşılaştığımız konulardan birisi boyun ve omuz ağrıları. Boyun ağrıları genellikle bir boyun fıtığı neticesinde boyundan çıkıp kola doğru giden sinirlerin boyun seviyesine sıkışması sonrasında oluşan kol, ön kol, omuz ve boyunda kendilerini ağrıyla belirtirler. Bunun için gayet tabii tetkikler yapmak lazım. Bu tetkikler sonucunda ağrının kaynağını ortaya koyabiliriz. Boyun kaynaklı ağrılarda ilk önce normal grafiği takiben boyun MR'ı çekilerek boyundan kola giden sinirlerin sıkışıp sıkışmadığı, sıkışıyorsa neden sıkıştığı, bir fıtık, boyun fıtığı oluşumu var mı? Ondan emin olduktan sonra omuz bölgesi de omuz ultrasonuyla gene boyundan kola giden kasların sıkışma veya bu belirtilen kaslarda bir yırtık veya zorlanma olup olmadığını ortaya koyup buna göre tedavilerine başlanabilir. Sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de sırt ağrılarıdır. Sırt ağrıları sadece kas ağrılarından ibaret olmayıp göğüs kafesi içerisinde veya boyunda ve kalp dolaşım sistemiyle ilgili şikayetlerden sonra bizim hissettiğimiz ağrılardır. Sırt ağrılarında ilk önce kalp dolaşım sisteminin iyi işleyip işlemediğini, kalpte bir sorun olup olmadığını, bir kalp krizi gibi, enfarktüs belirtisi gibi oluşumları mutlaka ayırt etmeliyiz. Burada kullanılan yöntemler bir kalp elektrosu dediğimiz kalp ritmini ölçen bir tetkik. Akciğer grafisi gerekli akciğeri görebilmemiz için. Buna ilaveten omuz bölgesinde omuz yapışıklıkları, omuz ekleminin hareket kısıtlığını içeren bizim donuk eklem diye tabir ettiğimiz omuz hareketlerini kısıtlayan bir durum söz konusu olabilir. Omuz bölgesini yumuşak doku ultrasonu yaparak, görüntüleyerek bu ayrımı da yapabiliriz. Bunlara ilavet olarak fibromiyalji diye adlandırdığımız, aslında bütün vücudun muhtelif kaslarını ve bölgelerini içine alabilen ama bizim sıklıkla gördüğümüz sırt bölgesindeki ağrılar da bu şikayetlerin bir ana sebebi olabilir. Fibromiyalji dediğimiz hastalık tablosu, biz buna bir sendrom diye ifade ediyoruz. Bir aslında yumuşak doku romatizmasıdır. Halk arasında kas romatizması diye de adlandırılabilir. Ancak bunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bunun kas iskelet sistemini ilgilendiren sebepleri veya kas sisteminin dışından olan sebepleri olabilir. Bunları ayırt etmek maksadıyla muhtelif kan tetkikleri yapılmalıdır. Tanıyı koyduktan sonra fibromiyaljiyi ilaç tedavisiyle veya fizik tedavi yöntemleriyle, antidepresan ilaçlarla tedavi etmek mümkündür. Eğer tüm bu şikayetler sadece kas kaynaklı ise, biz kaslarımızı ısıtarak, bu sıcak su torbası olabilir, fizik tedavi yöntemleriyle derin bölgelere ses dalgası göndererek ısıtma şeklinde olabilir. Kasın kasılmasını, yani kasın spazmını çözersek büyük ölçüde etkili bir tedavi yapmış oluruz. Fibromiyaljinin önemli sebeplerinden birisi de ruhsal gerginlikler,
stres ve bu nedenle ortaya çıkan bizim nörotransmitter dediğimiz bazı hormonların vücutta artmasıdır. Bunların tespiti yapıldıktan sonra tedavisine geçilebilir.